Değerli Müteferrika dostları, hoş geldiniz. Bugün 38. Müteferrika'yı idrak ediyoruz. Hakikaten zaman çok hızlı geçiyor. Neredeyse aralarda yapmadığımız zamanları da düşünürsek, bir ay, bir buçuk ay içerisinde bir yılı tamamlamış olacağız. İnşallah nice yıllara devam edeceğiz. Bugünkü sohbetimiz masal. Masal gerçekten Türk kültürünün, Doğu kültürünün çok önemli bir türü ya da önemli bir nesnesi. Hayatın her yönünde, her alanında kendini ifade eden ve hayata büyük katkısı olan bir tür. Bugün bu konuda farklı bir arkadaşı misafir ediyoruz. Turan Kışlakçı çok yönlü bir arkadaşımız. Kendisi gazeteciliğiyle, edebiyatçılığıyla, seyyahlığıyla, akademisyenliğiyle, aynı zamanda organizatörlüğüyle maruf bir isim. Kendisi Bingöl, 1973 doğumlu. Bingöl ve İstanbul'da eğitimini tamamladıktan sonra İslamabad'da üniversite eğitimi görüyor ve daha sonra İstanbul'a tekrar dönüyor. İstanbul'da Yeni Şafak'ta haber yönetmenliği, Anadolu Ajansı'nda 5 yıl Orta Doğu ve Afrika bölümü koordinatörlüğü, yine Dünya Bülteni, evet. Dünya Bülteni ve Time Türk haber sitelerinde haber sitenin kurucusu ve yöneticisi. İstanbul'da kurulmuş olan Türk Arap Medya Derneği'nin kurucusu ve halen başkanlığını yürütüyor. Kitapları aslında birikiminin ne ifade etmiyor kitap sayısı bakımından. Her zaman kendisine yani kitap bekliyoruz dediğimiz halde o aktif hayatın içinde olmayı tercih ediyor. Arap basınında sürekli yazıları var. Orta Doğu değerlendirmeleri gerçekten çok önemli. Ben her fırsatta acaba Turan bu konuda ne dedi diye bakarım. Tabii şu anda gazeteciliğinden çok edebi yönüyle ilgili olarak sohbet edeceğiz kendisiyle. Kendisi hayatı bakımından da enteresan bir rol model diyebileceğimiz bir insan. Bingöl'den yola çıkıp İslamabad'da üniversite eğitimini tabii otobüslerle gitmesi bile tam bir efsanedir. Ve İslamabad'da eğitimini tamamlıyor. Doğu'ya doğru gidiyor. Oradan gelişinde de bize masallar getirdi diyelim. Eyvallah. Turan doğudan gelir, masallar da doğudan gelir. Eyvallah, çok bu masal doğudan gelirin özüne ne koyuyoruz? Buradan mı başlayalım? Evet, bence buradan başlayalım. Daha bu coğrafyada masal kültürü etraflıca konuşuruz. Evet. Ama niye masal doğudan geliyor? Evet, öncelikle müteşekkirim. Bu güzel tarifinizden dolayı, her ne kadar o kadar şey olmasak bile. Şöyle diyeyim, masal neden doğudan gelir? Çünkü ışığın doğması için,
güneşin doğması için, ışık doğudan gelir diyor ya Cemil Meriç. Işığın doğabilmesi için gece masal anlatılması gerekiyor. Bu coğrafya masalını kaybetti. Masalını kaybettiği için bir türlü ışık doğmuyor. Masala döndüğünde, hikayeye döndüğünde, Dede Korkut hikayelerine döndüğünde, Karacaoğlu, Keloğlan'a döndüğünde ve de kadim o hikayelerine döndüğünde ışığı görecek. Şimdi masalların tarihi, masal kelimesi etimolojisinde şöyle ifade edeyim. Arapçadan bize geçme bir kavram. Mesel aslında. Öğretici hikaye, insanlara bir şeyler katan, bir şeyler veren manasında kullanılıyor. Hikaye de yine Arapçadan gelme bir kavram. Haka, yahki, hikaye aynı kavramlardan etimolojik olarak türemiş bir kavram. O da anlatı, anlatmak, bir şeyler söylemek, ifade etmek fakat içinde hikmeti barındıran, içeride öğreten, bir şeyler veren, anlatan, sana empati kurmayı sağlayan şeye hikaye deniyor. Bu coğrafya geceleri artık masal dinlemediği için, hikayeleri olmadığı için gündüzü ışığı bulamıyor dedik. Tabii geceler çok önemli bizim için. Hilmi Yavuz'un şöyle bir şiiri var. Şiirinde diyor ki, akşam en güzel masaldır iyi anlatılırsa diyor. İşte biz geceleri tam anlatamadığımız için, masallarımızı unuttuğumuz için muhayyilemizde bir türlü yeni bir mefkure, yeni bir fikir oluşturamıyor. Çünkü masallar yeni bir mefkurenin aslında nüvesi, başlangıcı diyebiliriz. Masallar yine, masallar rüya, hayal, farklı bir alem, farklı bir coğrafyaya sizi götürür. Hani düşünün rüyadasınız, sizi bir anda farklı dünyalara nasıl götürüyorsa rüya alemi, masallar da böyle. Fakat gündüz uyandığınızda gerçeğe uyanıyorsunuz. Fakat gerçekle hakikati bir araya getirdiğinizde farklı bir insan olabiliyorsunuz. İşte böyle bir şey. Masallar sizi gerçek üstü, gerçek dışı bir dünya ile buluşturuyor. Fakat siz sabah gündüz ışığıyla birlikte gerçeğe uyanıyorsunuz. Farklı bir alemle farklı bir dünya. İki alem arasında bir açısına geçiş yaşıyor insan. Biz o hayali, muhayyileyi, dünyamızı oluşturacak o masal dünyasını kaybettiğimiz için belki bugün ışığı göremiyoruz hala. Onun için bugün tekrar masala geri dönmeliyiz diyorum. Bu çok önemli. Bunu en güzel ifade eden şiirlerden bir tanesi bence Sezai Karakoç'un Çocukluğumuz şiiri. Birçok şairimiz var fakat Sezai Karakoç'un Çocukluğumuz şiiri bunu en güzel anlatan şiirlerden bir tanesi. Şöyle diyor, babamın uzun kış geceleri hazırladığı cenklerde binmiş gelirdi Ali bir kırata. Ali ve at gelip kurtarırdı bizi dar ağacından. Asya'da, Afrika'da, geçmişte, gelecekte. Biz o atın tozuna kapanır ağlardık. Güneş kaçardı, ay düşerdi, yıldızlar büyürdü. Çocuklarla oynarken paylaşamazdık Ali rolünü. Ali güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar kahraman. Ali olmaktan bir sedef her çocukta. Babam lambanın ışığında okurdu. Kaleler kuşatırdık, bir mümin ölse ağlardık. Ve böyle başlayan çocukluğunu anlattığı bir şiir. İşte biz tekrar o dünyaya, o masal dünyasında bir kahramanlar. Çünkü masalların şöyle bir özelliği var. Bugün artık batıda dahi son yıllarda dikkat ederseniz mitolojiye ve masallara büyük bir dönüş var dünyada. Özellikle pozitivist düşüncenin çöküşüyle birlikte, kuantum fiziğiyle birlikte, fizik dünyasında yaşanan bu değişim aslında düşünce dünyasında da büyük bir değişim yaşattı. Şu anda bakın Türkçe'ye bile tercüme eden kitaplar arasında her yayın evinin artık bir mitoloji kitabı var artık. Hatta birçok Japon mitolojisi, Yunan mitolojisi, Roma mitolojisi, Arap mitolojisi üzerine onlarca. Ve yine masallara dönüş oldu. Ve onlarca işte Japon masalları şu anda dün hesapladım mesela baktım yayın evlerine. Hemen her yayın evine artık bir masal kitabı var. Japon masalları, Kafkasya masalları, Balkan masalları, Kızılderili masalları, işte Batı masalları. Neden masalları yeniden? Çünkü şu, masallar mitoloji iç içe aslında gitmiş bir şey. Şöyle der bilim adamları, mitolojiler dinin bozulmuş ve tahrif edilmiş halidir. Masallar da mitolojinin bozulmuş ve tahrip edilmiş halidir. Ve buradan çıkar mitoloji, masallardan çıkıyor. Ve tekrar, peki mitolojinin kaynağı baktığımızda, masalların kaynağına baktığımızda, neresi diye baktığımızda, bilim adamları bize şunu söylüyor, işte bunun ana vatanı, ana diyarı Hint'tir, Hint diyarıdır.
İşte Hinduların Vedalarına, o kutsal kitabı Rig Veda özellikle baktığınızda, Rig Veda bu masallar dünyasının ana nüvelerinden bir tanesi. Çünkü orada tanrılar, birçok tanrı işte ejderhalarla kavga eder. Onlarla periler var, cinler var, farklı alemlerin anlatıldığı bir coğrafya var. Daha sonra Yunan'a, Batı'ya, Hint kıtasına, Latin Amerika'sına, Hindistan üzerinden aktarıldı söyleniyor. Fakat daha derine indiğinizde aslında Babil'de de kadim Orta Doğu'daki bereketli hilal bölgesindeki kavimlerde de masallar görebiliyorsunuz. Aslında daha geçmişe gittiğinizde insanlık var olduğu günden beri masallar var. Çünkü gece varsa masal var. Masallar geceyle iç içe, özdeş. Düşünün siz kadim bir coğrafyayı hatırlayın. Yani bugün artık apartmanlar yok. Küçük bir kulübe evde, küçük bir evde yaşıyorsunuz. Gece uyuduğunuzda sertemez kuş seslerini, kurbağa seslerini, cırcır böceği sesini duyacaksınız. Gökyüzüne baktığınızda devasa çoğunlukta bir yıldızlar kütlesini göreceksiniz. Bu sertemez insanın muhayyilesine farklı şeyler üşüştürüyor. İnsanın muhayyilesine farklı şeyler akın ediyor. Farklı dünyaları düşünüyorsunuz. Düşünürken tabii o koca evren içinde istersen ne yapıyorsunuz? Farklı varlıkları tahayyül etmeye başlıyorsunuz. İşte cin üzerinden mesela farklı var. Periler artık peri dünyasına gidiyorsunuz ve farklı şeyler ortaya çıkıyor. Ve bugün baktığımızda aslında yeniden masala nasıl mitolojiye bir dönüş varsa aslında hayatın her alanında var. Bugün sinema tamamen mitolojiye ve masallara dönmüş durumda. Mesela Yüzüklerin Efendisi dünyada en çok izlenen filmlerden bir tanesiydi. Bugün dünya her yerine gidin Yüzükler Efendisi'ni bilmeyen yok. Hem ya kitabını ya da filmini izleyen mutlaka birisini bulursunuz. Veyahut da Küçük Prens. Şu anda dünyada eskiden kutsal kitaplardan en çok satılanlar. Şimdi masal kitapları kutsal kitaplardan daha çok satılır hale geldi. Mesela Küçük Prens, Exupéry'nin. Fransız bir yazar 1940'larda bir teyare aslında postacı kendisi Fas'a, Cezayir o bölgelere Fransız askerlerine posta taşırken mektup taşırken elde etti. Oradan gördüğü, işittiği şeyleri bir günde uçağa düşünce çöle. O çölde yaşadığı bir hafta birkaç günlük süre içinde bir dünya tahayyül ediyor. Yıldızlar, çöl ayrı bir dünya. Ve bedevi bir çocuğun ona verdiği bir gül üzerinden en Küçük Prens'i yazıyor. Ve Küçük Prens bugün dünyada en çok satılan kitaplar arasında. İki kitaptan biri. Biri Halil Cibran Ermiş kitabı ve hatta Nebi kitabı. En çok satılan kitaplar arasında Türkçe'de bile şu anda 40'a yakın tercümesi var. Ermiş'in. Yine Küçük Prens'in mesela birkaç yıl önce telif hakkı bittiği için şu anda tercüme etmeyen yayın evi yok. Hakikaten de ikisi de çok büyük, önemli kitap. Evet, farklı dünyaları anlatıyor olabilirler, farklı gezegenleri anlatıyor olabilir. Fakat bugün insanın içinde olan durumu en iyi tasvir eden kitaplar. Küçük Prens de aslında bir felsefe kitabı diyebilirsiniz. Bir masal kitabı olarak da okuyabilirsiniz. Nebi'yi de, Ermiş kitabını da hakikaten böyle okuyabilirsiniz. Şimdi bilim adamları ve akademisyenler özellikle edebiyat dünyasında camiası bunu tartışıyor. Aslında romanlar da şöyle tasvir ediyorlar artık. Masalın günümüz modern dili aktarımı aslında. Yani romanlar da masalın bir türü aslında. Ve Batı'da da artık bu tanımlamaya doğru gidiyor. Ve masal dünyası yeniden canlandı, yeniden büyük ilgi görüyor. Hangi dönemde, hangi devirde olursa olsun insanlar farklı dünyalara, farklı coğrafyalara her zaman için ilgi duymuşlardır. Türkiye'de bile şu an dönemlerde birçok üniversitede şu anda ütopik romanlar, buna yönelik edebiyat birimleri hatta bölümler açılmaya başladı ve bunu teşvik eden artık şeyler var. Çünkü masala yeniden bir dönüş var. Bu bizim muhayyilimizi oluşturuyordu. Önemliydi çünkü aslında masallar insana iyi ve kötüyü öğretiyordu. Sana tabiata, doğaya, hayvana nasıl davranman gerektiğini öğretiyordu aslında bir yönüyle. Sana karşıdakiyle empati kurmanı öğretiyordu masal dünyası. Bugün masal dünyasına şöyle bir yolculuk yaptığınızda, hatta Freud'un ilk yazdığı düşler üzerine yazdığı kitabı da, o analizi de aslında bir
yine bir masal kitabına. Neydi bu? Gradiva, Alman bir yazarın Gradiva kitabına yazdığı bir tahlil analizdi. Neydi o Gradiva roman şey? Bir profesör, bir doktor pazarda dolaşırken bir rölyef buluyor. Evine rölyefi götürüp asıyor. Rölyef Roma döneminden veyahut da eski Yunan medeniyetinde bir kadını tasvir ediyor. Pelerinlerini hafif kaldırmış, bir ayağı yukarıda, hafif yukarıda, diğeri yere basıyor. İleri doğru atılır halde bir resim. Rölyefte bir kadın. Adam her gün, o profesör her gün o resmi gelip eve girdiğinde resim onu cezbediyor. Her cezbettikçe resme aşık oluyor bu sefer. Aradan aylar geçiyor, o rölyef bu sefer onun rüyasına giriyor. Ve diyor ki ben diyor İtalya'da işte şuradayım diyor, gel diyor. O akademisyen üniversiteyi bırakıyor ve rölyefin peşinde, o kızın peşinde İtalya'yı dolaşıyor. Freud'un bunun üzerinden bir düş, işte bilinçaltı analizi kavramını buradan çıkarıyor. Ve böylece bir kitap yazıyor. Masallar da böyle. Şimdi son dönemde aslında bunu ilk fark edenler 18. yüzyılda Goethe'den tutun. Birçok batılı düşünür masalların aslında bir terapi olduğunu. Bakın bugün birin Türkiye'de tutun, dünyanın her yerinde öyle tabii, Latin Amerika'dan Japonya'ya kadar her yerde mantar gibi psikiyatri ve psikoloji merkezleri büyüyor. Ciddi bir şey var, sayılarında artış var. Bilim adamları şunu tartışıyor, aslında masallar anlatılmış olsa, insanlar farklı hikayeleri, farklı o devasa veyahut da şöyle olağanüstü varlıklar üzerinden o zor şartlar öğrendiğinde kendi hayatının aslında ne kadar basit olduğunu öğrenebilir diyor. Bundan dolayı bizim masal anlatıcılarına ihtiyacımız var diyorlar yine. Tabi bu masal anlatıcısı bugün nasıl olur? Artık kalkıp masal da anlatabilirsin ama önemli olan burada asıl bunun hikaye, filmlere aktarılması. Şu anda Batı'da en çok ilgi gören filmler tamamen işte ejderhaların olduğu, farklı yaratıkların, işte farklı gizemli filmler aslında. Gizem dolu. Çünkü masallarda da gizem var. Ve insana ağır şeyleri, o olağanüstü şeyleri gösterip aslında basit bunları nasıl aşabileceğini gösteriyor. Cemil Meriç'in tabiri aslında burada çok önemli. Diyor ki masal deyip geçmeyelim diyor Cemil Meriç diyor. İnsan kaba kuvvetin hükümran olduğu bir devirde hayata katlanmak için bambaşka bir dünyanın varlığına inanmak zorundadır diyor. Onun da yaptığı böyle bir tabir var Cemil Meriç'in. Masallara getirdiği bir yorum ve analiz bu. Tabii masalların aslında masal dünyasında büyüyen insanlara baktığımızda böyle bir şey de müşahede ediyoruz. İnsanların daha halim selim, dünyaya, tabiatla daha uyum halinde olduklarını görüyoruz. Bunu da Özdemir Asaf'ın bir şiiri var. Çok güzel anlatıyor bu durumu. Sonra birkaç örnek vereceğim. Ne güzel insanlar vardı eskiden. Çocukluğumuzu kaplamışlardı diyor. Bir masal anlatırlardı. Cinlerden, perilerden. Büyük anneler, büyük babalar vardı diyor. O zaman hepsi uzaktı ölümden. Hem sevindirir hem korkuturlardı. Acı hikayeleri bile tatlı başlardı. Demek bunun için gittiler hikayelerden. Ne güzel insanlar vardı eskiden. Bu Özdemir Asaf'ın bu yaptığı analizin benzerini aslında şey de yapıyor. Batılı akademisyenler de yapıyor ve diyor ki bugün masala döndüğümüzde masal dünyasında büyüyen insanların insani ilişkilerin daha üst seviyede olduğunu, empati kurma seviyesinin daha yüksek olduğunu, bundan dolayı tekrar masala dönülmesi gerektiğini ifade ediyor. Tabii masalların bir özelliği var. Masallar olağanüstü kişileri ve varlıklardan genelde bahsediyor. Anlatılar genelde gerçek dışı, yer ve zaman belirlemiyor, şifreleri var. Mesela Adem Aleyhisselam'ın işte Tevrat ve İncil'de geçen, tabii Kur'an'da geçmiyor, elma hikayesi. Onlar ne yapıyor bunu? Elma hikayesine bu, işte şifreli elmalar, işte acı elmalar, zehirli elmalar diye kendi romanlarına ve hikayelerine, masallarına batılar yedirtiyor. Bizde de Apple dediğimiz şey, bugün Apple markası aslında Adem'in o elmasını yaşatıyor. Bir masal aslında. İnsanın bugün geçmişte bir elmaydı. Bugün o bilgisayar diyor sana. Laptopun senin, Apple'ın
Yani telefonun ve de Apple'ın telefonu ve de şey, senin yeni dünyan bu. Masal dünyan burası diyor. Böyle bir şeyle o markayı seçiyorlar tabii. Tabii masallarda bizde birçok örneği var. Şimdi Batı'da Grimm masalları var, Andersen masalları var. Bizde Binbir Gece masalları, bunun en önemlilerinden bir tanesi. Ve Binbir Gece masallarının belki dünyada bir iki tane toplu kitapların bulunduğu yer var. İkincisi yok, evet. Diyebiliriz abi, evet. Ve bu konuda da bence Balıkesirliler çok şanslılar. Burada ve bu kütüphanede. Ahmet Bey bütün dünyadaki Binbir Gece masallarını toplayıp buraya getirdi ve şu anda Binbir Gece masalının bütün dünya dillerinde bulabileceğiniz bir kütüphaneniz var burada. Aslında masal dünyasını buraya taşıdı Ahmet Bey. Ve Nietzsche diyor ki bütün dünya masalları, bütün dünya edebiyatı yok olsa sadece Binbir Gece masalları kalsa dünya edebiyatına yeterdi. Bütün insanlığa yeterdi diyor. Peki Binbir Gece masalları neyi anlatıyor? Binbir Gece masalları aslında bir kralın, bir sultanın büyük hainlikler yaşamış, mağduriyetler yaşamış, sıkıntılar yaşanmış bir sultana, bir yaverinin, bir danışmanın binbir gece boyunca anlattığı hikayelerden oluşuyor. Şehriyar bir sultan, eşi onu aldatıyor, kölesi onu aldatıyor, komutanı ona hainlik ediyor. Adam bütün o hainliklerden bıkmış, dinlenmek istiyor, biraz moral bulmak istiyor. Şehrazat çıkıyor ve ona hikayeler anlatıyor. Ona masallar anlatıyor. Binbir gece boyunca işte o binbir gece masallar içinde binbir türlü şey bulursunuz. Nedir o? İşte Ali Baba ve Haramiler, uçan halılar, bütün o şeylerin bütün detayı her gece bir hikaye. Bizi alır bütün dünyayı dolaştırır. Ta Sri Lanka'dan tutun, Hint coğrafyasından tutun, Çin'den tutun. Dünyanın farklı coğrafyalarında o uçan halı üzerinden sizi gezdirtir. Size aynı zamanda hayata karşı nasıl tutunmanız gerektiğini öğretiyor. Aslında Binbir Gece masalı sonrası Şehriyar terapi olmuş oluyor. Aslında bir terapiydi o. Onu oradan ve bunu en güzel tabii Şehriyar hikayeleri anlatıyor. Ona bütün o şeyleri anlatırken ama kendisini unutuyor. Sezai Karakoç'un Şehrazat diye güzel bir şiiri var. O şiirin bir yerinde şöyle diyor. Sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın. Evet. Sen bir yanda terapi ediyordun. Hikayeleri anlattın Şehriyar'a. O düzeldi ama peki sen ya Şehrazat? Sen bir mahşer içine en aziz yalnızlığı yaşadın. Sen başını çeviren cellat başının güne. Sen öyle ki sen diye sen seni anlayamayız. Şehrazat, ah Şehrazat, Şehrazat. Sen sevgili, sen can, sen yarsın diyor. Bizim Şehrazatlarımız yok. Bugünkü Şehrazatları bugünkü psikologlara, psikiyatristlere benzetebilirsiniz. Herkesin derdini dinlerler fakat onların derdini dinleyecek kimse yok. Onlara moral verecek, onları terapi edecek kimse yok. İşte Sedai Bey burada onu Şehrazat'ın yalnızlığını bugünkü psikiyatri ve psikologlara sen bir mahşer içinde en aziz yalnızlığı yaşadın diyor. Çok güzel bir tabir. Muhteşem. İşte Şehrazatlar ve Şehriyarların duyarından bugün biz Dede Korkut hikayeleri, işte Keloğlanlar bunlar hep bildiğimiz ve yine bu coğrafyanın kendine ait mesela başka hikayeleri var. Mesela şu dönemde hatta film bile yapıldı. Mesela Şahmaran hikayesi bu masalların yeraltı dünyasının en önemli masallarından bir tanesi. En önemli hikayelerinden bir tanesi. Neyi anlatıyor mesela Şahmaran'da? Bir grup genç bal topluyorlar ve pazara götürüp satıyorlar. Tabii masallarda en önemli yerlerden bir tanesi pazarlardır. Çünkü bu coğrafya doğu pazarların, çarşıların olduğu bir coğrafyadır. Çarşılara indiğinizde farklı farklı kumaşlar, baharat türleri bulursunuz. Çünkü Hindistan'dan, Doğu Türkistan'dan ta bu coğrafyaya baharatlar gelir, kumaşlar, türlü türlü kumaşlar gelirdi. İşte böyle bir coğrafyayı anlatıyor masallar dünyası. Ve çarşılar onun için çok mühim ve önemlidir masallarımızda. Tahmasap
bir grup arkadaşıyla birlikte bal gidip topluyorlar. Dağlarda arıların yaptığı işte o kovalarda, kovanlarda toplayıp getirip satıyorlar. Bir gün bir kuyunun içine giriyorlar. Tahma sapı atıyorlar kuyunun içine. Tahma sap iniyor ve orada balı veriyor. Tam çıkar balı çıkarıyorlar. Fakat arkadaşları bir oyun oynayalım diyorlar. Biz tahma sapı çıkaralım, ipi kesiyorlar. Tahma sap kuyunun içinde kalıyor. Ve çekip gidiyorlar. Balı satıyorlar ve tahma sapı kurtarmaya kimse gelmiyor. Tahma sap çıkmaya çalışsa da çıkamıyor. En son yeri kazayım diyor. Belki bir şey çıkar. Yeri kazarken bir anda bir kuyu açılıyor ve düşüyor içine. Düşüyor, bakıyor bir kapı var. Kapıyı açıyor. İçeri giriyor. Aman Allah'ım. Koca bir saray. Altın ve yakutlardan bir saray. Muhteşem bir saray. Tam içeri adım atıyor. Kapı kapanıyor. Yılanlar etrafını sarıyor. Etrafını yılanlar sarınca bu sefer çok yaşıyor, nasıl çıksam buradan diye düşünmeye başlayınca tahma sap kurtaramıyor kendini. Diyorlar ki sen nasıl geldin buraya ve hikayesini anlatıyor. Tamam diyorlar, biz seni kralımıza götüreceğiz diyorlar. Alıp kral diye birisini şahlarına götürüyorlar. Şahmaran'a götürüyorlar. İşte kralların, marş yılan demek Farsça'da. Şahmaran, yılanların şahı. Şahmaran'a götürüyorlar. Bakıyor ki gövdeden üstü çok güzel. Yeryüzünde görebileceği en güzel kız. Alt tarafı yılan. Önce biraz korkuyor fakat güzelliği karşısında da etkileniyor. Orada bir hafta kalıyor. Tahmas hikayesini dinliyor Şahmaran. Ve diyor ki burada kal, gitme diyor. Aradan aylar geçiyor ve Tahmasap Şahmaran'a aşık oluyor. Sonra uzun hikaye tabii, o bir daha sonra evleniyor, beraberlikleri oluyor Şahmaran'la Tahmasap'ın ve aradan 7 ay geçiyor. Tahmasap diyor ki Şahmaran'a, benim gidip diyor çocuklarımı görmem lazım, ailemi görmem lazım diyor. İzin verirsen ben gideyim diyor. Şahmaran diyor ki ben izin vermek istemiyorum, çünkü diyor biz yılanlarla insanların kavgası kıyamete kadar sürecektir diyor. Siz bizim başımızı ezeceksiniz, biz de sizin topuklarınızı ısıracağız diyor. Bu böyle devam edecek. Biz insanlara güvenmeyiz diyor, yılanlar olarak. Çünkü insanoğlu haindir diyor. Burada aslında verilmek istenen mesaj insanlara, bakın dostluğun önemi, bunlar aile ilişkilerinin önemi, bunları anlatıyor ama bir yılan ve insan üzerinden anlatılıyor. Tahmasap Şahmaran diyor hayır diyor, ben sana hainlik etmeyeceğim. Tamam diyor, sana izin vereceğim gitmene ama iki şey istiyorum. Bir, benden asla kimseye bahsetmeyeceksin. İkincisi, asla bir hamama gitmeyeceksin diyor. Niye diyor hamama gitmemem gerekiyor? Çünkü biz duş o dönemlerde bugünkü krallar gibi herkesin evinde duş hamamlar yoktu. Duş alabileceğiniz bir duşa kabin yoktu. Hamamlara giderdi insanlar. Gitme çünkü diyor biz seninle bir birliktelik yaşadık diyor. Sen hamama gittiğinde o sıcak buharı, o sıcak havayı gördüğünde senin vücuduna pul pul, yılanın bizdeki gibi pul pul olur diyor. Eğer görürlerse bu hali diyor, insanlar senin benle bir Şahmaran'la bir şey beraber, bir beraberlik yaşadığımız insanlar anlar diyor. Gitme diyor. Söz veriyor. Tamam, ikisini de yapmayacağım. Gidiyor ve unutuyor. Aradan yıllar geçiyor. Tahmasap unutuyor Şahmaran'a verdiği sözü ve bir gün hamama gitme kararı veriyor. Tabii hamama gitme kararı verdiğinden aylar öncesinde o bölgenin şahı, kralı büyük bir hastalık içinde muzdarip, ölümün pençesinde ve hekimler ona diyor ki seni kurtaracak tek şey var. Duyduk ki Şahmaran diye bir yılan var, o yılanın kanını alır vücuduna sürersen iyileşirsin diyorlar. Peki nerede bulabilir? Efendim bulması zor. Ancak diyor ola da insanlardan biri gidip o Şahmaran'la bir birliktelik yaşamıştır. Onun vücudu pul pul olur diyor. Belki öyle bulabiliriz. Peki nasıl bulacağız diyor. Efendim ancak hamamlarda bulabiliriz bunu diyor. O zaman diyor her hamama bir asker koyun, bir bekçi koyun diyor. Öyle birisini gördüğünde bize haberdar eder. Haftalar geçiyor, haber yok. 2 hafta, 3 ay ve tam şeyin Tahmasap'ın karar aldığı bir gün giriyor, dostlarıyla hamama gidiyorlar. Ya ben yıllardır gitmiyorum, 10 yıl etti, dur bir gideyim diyor, gidiyor. Ve o hamama girdiği anda bir müddet sonra vücudu pul pul ve
olmaya başlıyor. Orada bunu görüyor ve haber salıyorlar derhal kralı. Kral adamlarını gönderiyor, gelip Tahmasp'a alıp götürüyorlar. Tahmasp'a baskı, işkenceyle Şahmaran'ı sen görmüşsün belli ki. Çünkü vücudunda bunun işareti var. İnkar ediyor, hayır diyor, bu efsane diyor, yalan diyor, öyle bir şey yok diyor. Şahmaran hikayesi bir efsane diyor, siz buna inan, yok diyor. Kesinlikle sen biliyorsun. Uzun işkenceler sonrası Tahmasp artık itiraf etmek zorunda kalıyor. Evet diyor. Ve o kuyuya götürüyor, düştüğü kuyuya götürüyor ve buradan diyor içeri girdiğinizde diyor, orada bir kapı var. İçeri girdiğinizde Şahmaran'ın oraya giriyorsun. Ve tutuyor, giriyorlar. İçeri giriyorlar. Yerin altına giriyorlar. Kapıyı açıyorlar, bakıyorlar kocaman altından, yakutlardan bir saray. Girip yılanları öldürüyorlar ve Şahmaran'ı yakalayıp getirtiyorlar kralın huzuruna. Kral diyor, Şahmaran diyor ki krala, izin verirseniz diyor bir şey söyleyeceğim diyor, Tahmasp'a diyor. Bak gördün mü, ben insanların hain olduğunu söyledim. İnsanlar hiçbir zaman sözlerinde durmazlar dedim. İşte bunun en güzel örneğini sen de gösterdin. Biz yılanlar asla insanlara güvenmeyiz diyor, ama sana da güvenmem de en büyük hataydı diyor. Bakın yılan, insan, ihanet, hainlik hikayesini en güzel anlatan hikayelerden bir tanesi. Şahmaran hikayesi. Buna benzer yeraltı dünyasını, gökyüzü dünyasını anlatan onlarca benzeri hikayelerimiz var. Ve binlerce hikaye anlatabilirsiniz. Bu hikayeler aslında anlatıldığında farklı şeyler anlatır. Tıpkı Binbir Gece Masalları. Yine bu hikayelerden bir tanesi Kelle ve Dinme. Kelle Dinme okullarda okuturuz, anlatırız ama bir türlü onu aslında Kelle Dinme'yi hikayesi, ana örgüsü şu. Bir Hindistan'da bir Mihrica Veda oranın krallarından birisi, Hint krallarından bir tanesi. Üç oğlu var fakat üçü de ahmak. Yerine krallığı bırakabileceği bir oğlu yok. Fakat bu çocukların da iyi eğitilmesi gerekiyor. Kralın ölümüne de 6-8 ay var. Hekimlerin dediği kadarıyla. Bütün hekimleri, bütün bilgeleri topluyor. Ey bilgeler diyor, sizden bir şey istiyorum. Benim üç çocuğum var. Ve 6 aya bu çocukların çok iyi siyaset bilen insanlar olması gerekiyor. Siyaseti, devletler arası ilişkileri bilen, birer gençler olarak yetişmeleri gerekiyor. Bunu yetiştirebilecek kimse var mı? Herkes birine bak, efendim bu çok zor, bu çok zor. Ama 6 ayda yetiştireceksiniz diyor. Ve bulamıyorlar. En son bir bilge çıkıyor, efendim diyor, bir kişi var diyor bunu yapabilecek diyor. Kim diyor? Şurada diyor bir bilge var diyor. Şu Delhi tarafında. Onu getirirseniz diyor, çocuklarınızı eğitir diyor. Getirin diyor hemen. Emir salıyor ve getirtiyorlar. Bilgeyi getiriyorlar kralın huzuruna. Krala diyor ki, kral diyor ki, efendim diyor, ününüzü duydum. Benim şöyle bir hastalığım var. Çocuklarımın eğitilmesi gerekiyor. Bana bu konuda yardımcı olur musun diyor. Bilge diyor ki, evet diyor, ama çocukları 6 ay bana vereceksin, onlara asla karışmayacaksın. Ben onları eğiteceğim diyor. 6 ay sonra da sen al, onları çok iyi bir siyaset uzmanı olarak göreceksin. Alıyor bu bilge o 3 çocuğu, 6 ay boyunca Kelle Dinme'deki o hikayeler üzerine o hikayeleri anlatıyor. Onlara anlata anlata onlara aslında ilmu siyaseti, siyaset ilmini öğretiyor. Çocuklar 6 ay sonra çok iyi birer siyaset uzmanı olarak çıkıyorlar ve krallığı 3'e ayırıyor ve onlara bölüştürüyor aralarında. İşte daha sonra bu bilgenin anlattığı o hikayeler günümüze Kelle ve Dinme olarak geldi. Aslında onun adı Kelle ve Dinme değil. Biz orada iki kurnaz tilkiyi anlatıyoruz. Kelle ve Dinme. Biri iyi, biri kötü tilki canlandırıyor. O hikayede. Fakat asıl adı Panç Tantra. 5 kitap. Hintçesi. Tabii Hintçesi kaybolduğu için Farsça'ya ve Arapça'ya tercümeleri bugüne kadar geldi. Bugün Hindistanlılar yeniden geçen yüzyıllarda kendi kutsal metinlerinden onları buldular. Yeniden Panç Tantra olarak bastılar. Fakat ilginçtir, bizde Panç Tantra tercüme edildiğinde sadece 4 bölümü tercüme ediliyor. Farsça'ya 4 bölümü. Sonra Müslümanlar Fars diyarını fethettiklerinde o 4 bölümü alıyorlar. 5. bölümü kayıp. Neden kayıp? Çünkü 5. bölümde bir siyasetçiye karşı isyan olduğunda
neler yapması gerektiğini, halkla nasıl anlaşması gerektiğini anlatan, aslında kralları da rahatsız eden bölüm olduğu için, hikaye kral, o aslan, işte kuğuların hikayesi olduğu için o bölümü Fars kralları o dönemde tercüme ettirmiyor. Yani sansür uyguluyorlar kitaba. Bundan dolayı ne yapıyorlar? Panştantra demiyorlar, kelle dinme olarak tercüme ediyor ve bugüne kadar geliyor. Aslında biz bugün kelle dinme üzerinden çocuklara dostluk nasıl olur? İnsani ilişkiler nasıl olur? Çünkü oraya baktığınızda o kelle dinme size bir dostluğunuzu nasıl korursunuz? Bakın herkese dokunun mutlaka. Ya çok iyi dostlarım vardı, dargınlıklar, sıkıntılar. Hatta kadın eş arasında, iki dostun kendi arasındaki ilişkilerde nasıl yürüteceğimizi biz bilemeyiz. Aslında kelle dinme bize dostluğun nasıl olmasını kurmamız gerektiğini anlatıyor. Ve hayvanlar üzerinden aslında fable dediğimiz şey, batıda fable denilen şey, bugün kelle dinme üzerinden bize çok iyi anlatılıyor. Tabii biz bunları hep hikaye anlattığımız için bugün önemini yitirdiği güya aslında yitirmedi. Bugüne yeniden onları bugüne taşımak lazım. Ve biz eğer o fable'ı, kelle dinmeyi bugünün gençliğine iyi anlatırsak gençler çok farklı olacak. Düşünsenize ilkokul, ilkokuldaki çocukların bu masallarla büyüdüğünü ve her masalın sonunda bir hikmet. Tabii bizde sıkıntı şu, mesela Mevlana'da da öyle. Hikayeyi anlatırız ama hikayenin sondaki hikmeti anlatmayız. Şimdi günümüzde birçok yayın evi kitabı basıyor. Diyor ki Mevlana'nın Mesnevi'sindeki hikayelerdi. Ya hikayeler tamam da fakat Mevlana o hikayeyi anlatırken sonunda vermek istediği mesajı iki beyit de anlatıyor. Biz o beyitleri almıyoruz. Ve hikayeyi anlatıyoruz sanki argo kötü bir hikayeymiş gibi bırakıyoruz. Aslında o sonda vermek istediği mesajı okumamız gerekiyor. Zaten hikayelerin ana hedefi de bu. Çocukların zihnine, muhayyilesine de bunu çok rahatlıkla anlatabilirsiniz. Çünkü çocuk muhayyilesi çok geniştir. Büyüklerden daha geniş. Siz o evrene istediğiniz şeyi sokabilirsiniz. O evren masallarla büyüdüğü zaman daha sonra gerçek hayatta yüzleştiğinde daha büyük hedefler güdebilir, büyük ülküleri olabilir. Onun için bakın ne kadar büyük entelektüel, ne kadar büyük yazar varsa yeryüzünde genelde masallarla büyümüş insanlardır. En büyük filozoflara bakın, genelde masallarla büyümüş insanlardır. Masalı bilmeyen bir insan felsefeci olamaz, filozof olamaz. Masallar dünyasını iyi bilmeyen bir insan din adamı olamaz. Çünkü hikmeti anlatamaz insanlara. Masal insanın ilk göç hikayesiyle gece çocuklarına anlattığı hikayelerle başlıyor. Çünkü bir insanlık tarihini bulabilirsiniz orada. Onun için masallar bizim hayatımızda çok önemli. Yine masala anlatan Atilla İlhan bir şiirinde, An Gelir şiirinde şöyle diyor. An gelir paldır küldür yıkılır bulutlar. Gökyüzünde anlaşılmaz bir heybet, o eski heyecan ölür. An gelir biter muhabbet, çalgılar susar, heves kalmaz. Şataraban ölür. Şataraban. Eskiden insanları eğlendirmek için insanlar vardı. İşte şataraban, bakın Binbir Gece masallarında geçen kavramı burada kullanıyor. Yani şiirde kullanıyor Atilla İlhan. Bu şunu gösteriyor. Atilla İlhan iyi bir masal dinleyicisiydi ya geçmişinde ya da iyi masal bilirdi. Son umut kırılmıştır diyor. Kaf Dağı'nın ardındaki. Kaf Dağı biliyorsun masallarda anlatılan bir şey. Öyle bir dağ yok. Hatta tefsir kitaplarına, felsefe kitaplarına bile girmiştir. Aslında felsefenin de ana konusudur Kaf Dağı. Son umut kırılmıştır Kaf Dağı'nın ardından. Ne selam artık ne sabah. Kimseler bilmez neredeler. Namlı masal sevdalıları. Evvel zaman içinde kalbur saman ölür. Kubbelerde uğuldar baki. Çeşmelerden akar Sinan. An gelir la ilahe illallah. Kanuni Süleyman ölür diyor. Yine çok güzel. Masalı Ahmet Orhan Veli'nin, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın, Oktay Rifat'ın masal şiirleri var. Çok güzel anlatırlar. Ve yine İsmet Özel'in biliyorsun Bir Yusuf Masalı diye muhteşem bir şiir kitabı var. Baskısı yok bugünlerde. Hala bir türlü basmadı onu. Niye? Orada bir dizede şöyle diyor. Anlat diyor. Masal anlatıdır zaten. Anlat. Bu bir Yusuf masalıdır de. Bunu söyle ve fakat şunu da sor. Yusuf'un masalı neden Yusuf'la başlamıyor? Bir varmış bir yokmuş da başlıyor bütün masallar gibi. Bir şivekar varmış bir genç kız. Yusuf yokmuş cinler.
kaçırmış yazgı, saklamış onu diyor. Ve böyle başlayan şiirin anlatıldığı uzun bizim hikayelerimiz ve masal dünyamız var. Tabii masallar da yine ilginçtir. Bir masalla bitireyim. Daha anlatılacak belki çok şey var. Bugün hatta Göte'den de bir şiir okuyayım. Göte de Doğu masallarına önem veren birisi. Hafız Şiraz Doğu şiirlerine önem verdiği gibi masallarına da önem veriyor. Hatta şiirlerinde bunu görebilir. Doğu Batı Divan'da ve Faust'unda. Faust'ta biliyorsunuz Göte'nin en önemli roman, aslında hikaye, masal kitaplarından bir tanesi. Bugün Batı felsefesinin, Alman felsefesinin ana örgülerinden bir tanesi Faust'tur. Nietzsche diyor ki, Faust'u bilmeyen felsefeyi bilmez diyor. Faust hikayesi Göte'nin en önemli hikayelerinden bir tanesi. Aslında orada da bir masal anlatıyor. Bir şeytan, kral hikayesi, yine uzun bir hikaye. Onu anlatıyor Faust'a bütün şeyi. Yine bir doğu masalının aslında Avrupa'yleştirmiş halini zikrediyor ve şöyle diyor. O şiirin bir bölümde doğunun batıdan ayrılması gibi sen de sevgiliden mi ayrıldın diyor. Gönül bütün çölleri dolaşır. Her yerde yolunu kendi bulur diyor. Aşağı Bağdat uzak değildir diyor Göte. Biz ne diyoruz? Aşağı Bağdat sorulmaz diyor. Neşati'nin aslında divan şairlerinde Neşati'nin şiirinin bir bölümü. Daha sonra Fuzuli, birçok şair ve Göte hepsi bu şeyi kullanıyor. Aşağı Bağdat sorulmaz. Neden? Çünkü Bağdat bin bir gece masallarının diyarı, ana merkezi. Oradan başlıyor Umman'a, Sri Lanka'ya giden bir coğrafya. Çünkü masallarla büyüyen bir insan gerçek şair olabilir. Gerçek şairlere bakın. Yine aynı şekilde felsefeciler gibi gerçek şairler de gerçek büyük şairler de aslında birer masal anlatıcısıydı. Hepsinin hikayelerini açın. Yahya Kemal'den, Ahmet Hamdi Tanpınar'dan, Göte'ye, Rilke'den tutun. Ta Puşkin'e kadar. Puşkin iyi bir hikaye anlatıcısıdır aynı zamanda. Çünkü Rilke'nin Puşkin'in anlattığı şiirler, çünkü annesi Faslı olduğu için Rusyalı bir generalle evli ve annesinden şey masalları dinliyor. Uzak o Fas'ın o mağrip hikayeleri dinliyor. Ve yine Rus şairlerden, Rusların da masalları, işte çok güzel masalları var ve onları dinliyor ve farklı bir masal örgüsü içinde hikayeler yazıyor. Aslında Rilke, Puşkin affedersiniz, bir şair olmaktan önce aslında bir hikayecidir, bir masalcıdır. Hikayeleri de masalları da çok güzeldir. Birkaç yayın evi tarafından da tercüme edildi. Bir hikayeyle bitireyim ben masal dünyasını, çünkü artık geceye girdik. Yavaş yavaş geceye doğru giriyoruz. Aslında bunun gece anlatılması gerekiyor ki sabaha ışığı bulabilelim diye. Bir gün bir bilge var. Pürü, saf, pak, toplumdan uzak, insanların kirlendiğini, insanların bozulduğunu, insanların artık kötü yolla olduğunu, kibrin zirve yaptığını insanlarda, İnsanlarla konuşacak ortam bulamıyor ve karar kılıyor, ben diyor bir mağaraya sığınacağım ve kendimi Tanrı'ya ibadete adayacağım diyor. Gidiyor bir mağara buluyor ve kendini orada Tanrı'ya veriyor. Aradan yıllar geçiyor, toplumda hastalıklar yayılıyor ve insanlar artık bilgeler de hekimler de ona o hastalığa şifa bulamayınca diyorlar ki ya bir bilge vardı aramızda, bu bir dağısında, acaba onda şifası olur mu? Gidiyorlar. Bu bilgeye dualar okuyor ve insanları iyileştiriyor. İnsanlar bütün her yere yayılıyor. Bilge birçok hastalığı, hatta körleri bile iyileştiriyor. Kötürümleri iyileştiriyor. Gün zaman geçiyor. Şeytan bu sefer oradan hikayeden şeytana geçiyoruz. Şeytan yaşlanmış, baş şeytan yaşlanmış. Bütün çocuklarını topluyor. Evlatlarım diyor. Ben hayatımda dünyada yoldan çıkarmadım. Kimse kalmadı. Fakat bir kişi var, bir türlü yoldan çıkaramıyorum. İçinizde bunu başaracak var mı? Kim diyorlar? Baş iblis, baş şeytan.
Bu mağarada sığınan bilge var ya diyor. Yıllarca uğraştım bu adamın ayağını kaydırmak için. Ne altınlarla ne kadınlarla hiçbir şey yapamadım. Başaramadım ben. Ne develerle ne Mercedeslerle ne atlarla. Adamın önüne yığdım yoktu. Fakat adamı bir türlü yapamadım. Bunu bütün o ağabeyleri, bütün o şeytan, o yavruları. Babacığım bu çok zor. Sen çıkarmadıysan bizim başımız sensin. Bize bütün hileleri öğreten sensin. Oradan en küçükleri kalkıyor. Baba ben yaparım diyor. Oğlum sen nasıl yaparsın? Abilerin yapamıyor diyor. Ben yaparım diyor. Nasıl yaparsın? Bana mühlet ver diyor. Ben diyor o bilgiyi yoldan çıkaracağım diyor. Tamam diyor. Sana diyor 1-2 ay mühlet diyor. Hadi diyor git o bilgiyi yoldan çıkar. Bu küçük şeytan. Çıkıyor. Birçok şeyi dolaşıyor. Kıtaları Hindistan diyarına gidiyor. Bakıyor orada bir kral var. Kralın güzel bir kızı var. Bütün prensler, herkes o kralın kızıyla evlenmek istiyor. Düşünüyor, taşınıyor. Diyor ben galiba buldum yolunu. Ben bu kızın aklına gireceğim. Kızı delirteceğim. Daha sonra bunları şifa içinde o bilgiye göndereceğim diyor. Ve kızın aklına giriyor, kızı delirtiyor. Kız deliriyor, cinleniyor bazılarına göre. Bir türlü kral birçok hekim bilgi getiriyor, bir türlü kızını iyileştiremiyor. Yöntemler arıyor, olmuyor. En son o küçük şeytan insan kılına giriyor ve krala giriyor. Efendim diyor, bunun tek çözümü var diyor. Bir duyduğum kadar bir bilge var şu diyarda, Horasan diyarında. O Horasan diyarındaki bilgeye gittiğinizde o mağarada ancak o iyileştirebilir. Haber salın diyor, alın diyor kızımı götürün diyor. Alıyorlar kızı götürüyorlar bilgeye ve iyileştiriyor. Kız dönüyor ve iyileşmiş olarak eve geliyor. Aradan bir hafta geçiyor, küçük şeytan yine kızın aklına giriyor ve kızı delirtiyor. Yine götürüyorlar. Bu sefer şeytan Musa gidiyor bilge ile dost oluyor. Bu sefer diyor geldiğinde sen onu hemen iyileştiremezsin diyor. Ancak diyor bir hafta yanında tutman lazım kızı ve o aile gönder diyor onları da diyor. Falan. Getiriyorlar tekrar ve şeytan bir türlü kızın aklından çıkmıyor. Aradan diyor ki o askerlerine siz gidin diyor. Kız bir hafta burada kalsın diyor. Bir hafta sonra iyileşecek diyor. Gelin götürün diyor. Bir hafta sonra bir hafta kalıyor. Bir hafta sonra şeytan çıkıyor. Kız hakikaten bir hafta sonra iyileşiyor. Bilge haber salıyor. Gelin götürün kızınızı. Kızı götürüyorlar. Aradan bir ay geçiyor. Tekrar şeytan kızın kafasına giriyor. Ve kızı tekrar delirtiyor. Kız tekrar tedavi için bu sefer götürüyor. O şeytan tabii insan kılığında bilge diyor ki bu tedavisi bir ay sürer diyor. Tamam diyor bir ay kalsın. Diğerlerine diyor ki askerlere bir ay kalsın. Bir ay daha tedavi ondan sonra tamamen iyileşecek diyor. Bir ay kalıyor fakat o bir ay içinde tedavi ederken bilgi onu kızdan etkilenmeye başlıyor. Şeytan artık orada devreye giriyor ve asıl oyunu oynuyor ve bilgeyle kız birlikte oluyor. Ha, birlikte oluyor ama aradan 1-2 haftada geçtiği için eyvah bu diyor hamile oldu bir de bunu kral duyarsa beni öldürür diyor. Bir o şeytanla diyor ki vallahi seni öldürür bu diyor. İyisi mi diyor sen en iyisi bu kızı öldür diyor. Ama artık raydan çıkan bir insanın raydan çıkışı bir şeytan bu sefer bilgenin de kafasına bilgeyi de yönetiyor. Bilge diyor ki bu kızı öldür ve bilge kızı öldürtüyor. Peki ne yapacağım kızı öldür? Bunu bir yere ben diyor ki iyileştiremedim öldü diyor. Ben onu iyileştirdim gönderdim size gelmiş olması lazım. Ya böyle bir yalan söyle veyahut da diyor nereye gitti bilmiyorum de. Ve kral 2 ay sonra askerlerini gönderdiğinde 1-2 ay sonra geliyorlar kız nerede iyileşti mi diyorlar. Ben kızı gönderdim diyor. Hayır diyorlar göndermedin diyor. Gelmedi diyor. Hem de yalan da söyletiyor ona. Ve aradan krala dönüyorlar. Efendim böyle bir şey nasıl olur tabii kral hiddetleniyor. Bir türlü kabullenemiyor. Aradan aylar geçiyor. Küçük şeytan krala gidiyor. Efendim diyor vallahi diyor bu kral diyor. Kesin o bilge diyor şöyle bir olay yaşandı kızınla oldu ve kızını öldürttü diyor gömdü diyor. Gidin diyor zorlayın diyor kesin konuşur diyor. Askerlerini göndertiyor bilgeye baskı yapıyorlar işkence yapıyorlar ve bilge her şeyi itiraf etmek zorunda kalıyor. Alın getirin diyor onu idam edeceğiz diyor. Getiriyorlar onu. Tam
artık idam sayfasına götürecekler Bilge'yi. Hayatının bütün sonu ibadette geçmiş bir adam. Küçük şeytan başarıyor ve tam idam edilecekken küçük şeytan karşısına geliyor. Seni diyor buradan kurtarabilirim diyor. Nasıl kurtarırsın diyor. Kafanı eğersen diyor ben ipi alırım diyor. Sen de kurtarır ve kaçarsın diyor. Ben de ortalığı velveleye veririm diyor. Kaçarsın böylece. Ama bana böyle başını eğ. Hatta şeytan hedefi aslında o Bilge'yi kendine baş eğdirtmek. Yani şeytan tam başını eğince ip kopuyor veya ip kopmuyor. İp tutuyor ve boğularak ölüyor. Halbuki hedefi de oydu. O halde onu öldürmek. Şeytana ibadet halinde onu öldürmek. İşte 70 hikayeler, masalların ana hedefi bu. İnsana aslında farklı bir dünya, farklı bir coğrafya anlatırken aslında kibirden, o büyük şeylerden nasıl arınabilirsin bunu anlatıyor masallar dünyası. Bizim bugün masallarımız yok. Masallarımız bitti. Bakın Batı yeniden masal dünyasına dönüyor. Ve masalın ana coğrafyası bizim coğrafyamız. Masalın coğrafyası doğu. Doğuda ışığın doğması için gece masalların anlatılması gerekiyor. Gelin hep beraber gündüz ışığı yakalamak için gece masal anlatalım. Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun. Doğrusu ben de şimdiye kadar etkinliklerimizde hep yol açıcı oldum. Hep yönlendirdim. Fakat bu masalı da ben de dinledim. Ben de bir dinleyiciydim. Çok teşekkür ederim. yani hakikaten nefessiz baştan sona nefessiz dinledik. Tabii masal dediğimizde o kadar geniş bir alan ki evet. Yani Binbir Gece masallarına sadece işte bu kütüphanede de var ya da bu kütüphanede zengin bir koleksiyonu var dedik geçtik. Evet. Aslında Binbir Gece masalları bile başlı başına bir konu olabilecek kadar zengin. Binbir Gece masalları gibi diğer masallar da günümüze kadar toplumun hem eğlencesi, hem eğitimi, hem yönlendiricisi gerçekten büyük bir görev yapmış. Günümüzde fantastik edebiyatın aslında temeli Binbir Gece masalları ve masallardır. Hatta benim tezimdir. Televizyon dizileri Binbir Gece masallarından esinlenerek başlamış. Alman bir yazarım da aynı şeyi ifade ediyor. Dizi sektörü işte Binbir Gece masallarına aynı. Çünkü bir devamı hikaye. Biri diğerini evet. Diğeriyle ilgili bir beklenti yaratıyor. Yani böylesine zengin bir geçmişimiz var, zengin bir kültürümüz var. Dediğiniz gibi kendi masallarımızı canlandırmamız lazım. Masal denilen şey zaten canlıdır. Sürekli yeni temalar eklenir. Günümüzün yani günün her türlü konusu onun konusu haline gelir. Zaten kesinlikle. Onun için insanların ilgiyle izledikleri ya da dinledikleri bir unsur. Şimdi dolayısıyla buradan hani sözün özü kendi masallarımızı, kendi kahramanlarımızı kendi kahramanlarımızı masal kahramanı haline getirebilmemiz lazım. Evet. Biz kahramanlarımızı kaybettik. Yeniden kahramanlarımızı masalın hayatımızın bir unsuru haline getirmemiz lazım. Spider-Man, Superman, Batman. Aslında bunlar da yine masal dünyasının yine farklı bir versiyonu. Bizim gençlere, çocuklara kendi masallarımızı, yeniden kendi Spider-Man'lerimizi,
kendimizi Batman'lerimizi, kendi Süpermen'lerimizi öğretebilecek, işte Sezai Karakoç'un o şiirinde belirttiği, işte bizim neydi, Hazreti Hamza cenkleri, Hazreti Ali cenklerini yeniden anlatabilecek, o masalla insanlara kahramanlık güdüsü verebilecek, hayatta her şeyle baş edebilecek. Aslında o kahramanlık öğretileri bir çocuğa şunu öğretirdi: hayatta her şeyle mücadele, sen aslanla kavga ediyorsan, ejderhayla kavga ediyorsan, hayatta her şeyle mücadele edersin aslında. Onu öğretiyordu aslında o masallar çocuklara. Fakat biz o örgüyü, bu aradaki o örgüyü unuttuğumuz için masallar boş gibi son 100 yıldır bir yana attık. Batı yeniden keşfetti. Ve bugün Batı'da mesela George Eliot'un romanları, aslında Charles Dickens'in romanları, Türkiye'de bile en çok satılan romanlar arasında. Tolkien'in işte romanları, şu anda en çok satılan romanlar arasında. Mesela Türkiye'de, dünyada en çok. Bunlar hepsi aslında masalların günümüz diline aktarılmış hali. Masallar sadece bugün fantastik romanın değil aslında. Bütün edebiyat türlerinin ana nüvesidir. Çünkü iyi bir masal anlatan, iyi bir masal dinleyicisi romanda yazar, şiirde yazar, yani edebiyatın bütün türlerinde kendini başarılı bir şekilde ortaya koyabilir. Ve onu küçükken yapmak lazım. Anaokullarından tekrar işte bizde yaşlıların ve televizyonların yeniden masala dönmesi gerekiyor ve kendi kültürünü. Çünkü her masal kendi coğrafyasının kültürünü taşır. O coğrafyanın sıkıntılarını anlatır ve insanın hayatta nasıl baş edeceğini anlatır. Bizim ilkokullarda artık masal, bence anaokullarda ve ilkokullarda masal anlatıcılarına ihtiyacımız var. Çocuklara her gün bir masal. Ve bu onları farklı bir yıl içinde, iki yıl içinde farklı bir yere taşır. Farklı bir genç göreceğiz karşımızda. Çünkü artık masa anlatılmadığı için 30-40 yaşına geliyor, çocuk hala çocuk. Çünkü devlerle mücadeleyi göze alabilmiş bir çocuk yok. Ejderhayla kavgayı göze alabilecek bir genç yok karşımızda. Hayatla nasıl baş edileceğini bilmeyen bir genç var. Fakat siz küçük bir çocuğa hayal dünyasında ejderhayla kavga ettireceğini gösterebildiğinizde, abi dünyadaki her şey ona basit gelir. O ejderhayla kavga etmiş hayalinde. Dünyadaki bir insanla hayattaki bir şeyle mücadele edeceğini bilir. Bir Tatar yazar biliyorum, Rabit Batulla. Cengaver Alp'in Kahramanlıkları ismiyle bir masal kitabı var. Bu kitap Sovyet dönemini anlatıyor ve Sovyet döneminde insanların ve toplumların karşı karşıya kaldıkları sıkıntılara karşı masallaştırılmış bir tepki. Cengaver Alp bütün şehirleri dolaşıyor ve aslında rejimi yeniyor her defasında. Yani çok önemli bir kitap olarak Sovyet döneminde ciddi bir muhalefet yapmış bir ilginç kitaptır. Evet. Rabit Batulla'nın kitabı. Günün tavsiyesi olarak da ben onu tavsiye etmiş olayım. Aynı zamanda biz bir kitap tavsiyesi istiyoruz konuşmacımızdan. Neyi tavsiye edersiniz? Eyvallah. Şöyle, ben bir sözle bitireyim, ondan sonra bir kitap da önereyim. Şimdi yine Rus bir şairin şöyle bir sözü var, şiiri daha doğrusu, şiirinde diyor ki, aslında masalın önemini de anlatan bir şey, artık biliyorum diyor. Masallarla ilgili iştigal ettikten sonra bir şiir yazıyor ve diyor ki sonra, artık biliyorum diyor. Gerçekleşebilir peri masalları diyor. Bugünün katı gerçekleri bir zamanların peri masallarıydı diyor. Ben şunu öneriyorum, hani masalla ilgili olduğu için, ya Binbir Gece masallarını ya da Kelle Dinmeden tekrar alın, yeniden bir okuyun. Çok farklı okuyacaksınız. Ondan sonraki bir haftada da aslında Binbir Gece masallarını özel olarak konuşalım diye planlıyoruz. İnşallah onu da hep beraber izleriz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.